Naib fail konusu arkadaşlar. Naib ne demek? Naib vekil demek. Naib fail ne demek? Failin vekili demek. Derse başlamadan şunu söyleyeyim. Bu konu failin vekilidir. Failin vekili olunca fail için bildiğiniz her şey burası içinde birebir geçerli. Mesela nedir? Failde fiil arasında müzekkerlik mühennesliği var, sayınlı yok değil mi? Burada da var aynı şey. Mesela mutlasın merfu zamıyla fiilin sonuna birleşip fail oluyordu, o tesniyet falan var ya. Bunun sonuna birleşip bu defa naib fail oluyor, meçhul fiilin sonuna birleşince. Yani kurallar birebir faille aynı, çünkü bu konu failin vekilidir, ona vekalet ediyor. Fail de, naib fail de şeyin içerisinde, tabloda göstereceğim, merfuatın içerisinde. Önce bir tanıma bakalım. Unutmayın ama aklınıza şunu, yani asla aklınızdan çıkarmayın. Bu konu failin vekilidir. Faille birebir aynı özelliklere sahip. Tanım şöyle. Bazen fail söylenmek istemiyorsa veya söylenmesinde bir sakınca varsa cümleden çıkarılır. Meful konumundaki kelime merfulaştırılmak suretiyle failin yerine geçirilir. Failin yerine geçen kelimeye naib fail denir. Failin vekili. Örneğe bakın. Ne dedin? Fiil meçhule çevrilir, fail çıkarılır, meful onun yerine aktarılır. Cümle şöyle. Şeribe Ahmedü elmâe. Ahmet suyu içti. Şeribe'yi meçhule çevirirseniz burası şuribe olur. Ahmet'i çıkarır. Elma kelimesini onun yerine geçirirseniz failin makamına geçmiş olacağı için onunla bütün özellikler aynı olacak. Harekesinin ne olması lazım bir defa? Damir olması lazım. Bakın mefulken fetaydı. Burası fiil, fail, meful. Failin yerine geçtiği için herkes damir oluyor. Yeni cümle nasıl? Şüriber ma'u su içildi. Oradaki mef'ulü buraya bakın geçirdik. Mef'ul naib fail oldu. Oradaki birinci mef'ulü, yani iki mef'ul almış olabilir. Birinci mef'ulü biz buraya naib fail olarak geçiriyoruz. Konu tamamen böyle yapacak. Bütün naib fail alakalı durumlar böyle. Fail atıyorsunuz. Fiili meçhule çevirip oradaki mef'ulü naib fail yapıyorsunuz. Ama merfuata sokmak zorundasınız. Konuya bakın. Konu nerede? Konu bakın nerede arkadaşlar? Mübteda, haber, fail, naib fail. Merfuatın içerisinde, yani birinci üstünde. Alt taraftaki eklere bakarsanız, yani ne alması lazım ek olarak? Siz faili arkadaşlar, tekil bir kelime olarak kullanıyorsanız damla. İki bir kelime olarak kullanıyorsanız, ikilinin iki tane eki vardı ya, elif, nun, yeğenun. Yeğenun'u ikiye ve üçe kullanıyordu. Eğer iki bir kelime naib fail ise elif, nun alacak. Cemüzekir salim yapmış olabilirsiniz. Bu defa Cemüzekir salimden bir naib failiniz varsa elinizde vavnun olacak. Cemeyne salim ise damla alacak son kısmına. Cem teksir ise cem teksir tekinleri adına tabi değil. Olur da Esma-i Hamse'yi naib fail yapmış olabilirsiniz. Esma-i Hamse'yi bir önceki derste işledik. Esma-i Hamse sonuna birinci sütuna girdiğinde vav alıyordu. Vav almanız lazım. Bu tabloyu biraz sonra konuya anlatırken de göstereceğim tekrardan. Burayı hallederseniz gerçekten büyük bir kolaylık sağlayacaktır size. Ben bunu niye gösterdim? Naib-i fail birinci sütunun içerisinde arkadaşlar. Örneklere bakın. Şeribe Muhammed'in hasira tüfatıyor. Muhammed meyve suyu, elma suyu içti. Muhammed'i çıkarmış. Şeribe'yi şüribe yapmış. Asiri damlelemiş oraya, refaline geçirmiş. Şüribe asiri tüfa. Bakın burada diyor ki Muhammed meyve elma suyunu içti. Orada diyor ki elma suyu içildi. Bâ-i Abdülkayyum el-Bidâ diyor. Abdülkayyum ticaret mallarını sattı. Bâ-i meçhule çevirirseniz bi'a olur. Abdülkayyum öz nedir? Onu çıkarırsanız, buradaki mef'ulü onun yerine geçirirseniz bakın el-Bidâ'teyken burada el-Bidâ'e-tü oldu. Şu anda elif yazılmamış yanlışlıkla. El-Bidâ'e-tü. Bir de burada şeye dikkat edin bakın. Burada fail müzekker olduğu için fiil müzekker. Şimdi biz mef'ulü oraya aldık naib-i fail olarak. Naib-i fail ile fiil arasında müzekkerlik mühennesi ün vardı. Bakın bir et olmuştu kaydederseniz. Durum böyle. Bir iki tane daha aşağıdan örnek göstereyim. Ketebe, tabi diyor doktor yazdı. Elbesvete reçete yazdı. Fil iade muayenehanede reçete yazdı. Ketebe kütübe yapıyorsunuz. Buradaki faili atıp buradaki mef'ulü onun yerine ref halinde geçiriyorsunuz. Bakın yeni cümle nasıl olmuş? Kütübet elbesvetü olmuş. Reçete yazıldıya dönüşmüş. Naib-i fail mühennes olduğu için bakın fiil mühennese dönüşmek zorunda kalmış. Yeni cümle başka bir örnek. Fetaha diyor, açtı. Es-sâibu şoför bâbe seyyâhe arabanın kapısını açtı. Fetaha'yı fütüha yaparsanız, şoförü atıp kapıyı onun yerine geçirirseniz nasıl olur cümle bakın. Fütüha bâbe seyyâhe ti oldu. Ne diyor manasında? Arabanın kapısı açıldıya dönüşmüş.
Şoför arabanın kapısını açtı. Arabanın kapısı açıldı. Eylemi yapan belli değil. Hep aynı şeyi yapıyorsunuz. Mazi de olsa, muzahir de olsa arkadaşlar. Sondan yaparken yani oradaki faili atıp fiili meçhule çevirip mefhulü onun yerine alıyorsunuz. Bu mazi de olsa böyle, muzahir de olsa böyle. Burada onlarca örnek var arkadaşlar. Örnekleri inceleyebilirsiniz. Nâbi fail hangi ekleri alır? Biraz önce o merfuat mansubatta gösterdim mi? Bu onun aynısı, yani aynı tablo. Harici burada da gösterilmiş. Bakın, nâbi fail merfuattandır. Dolayısıyla, şimdi öğrenci mesela diyorsun ki merfuattan ref halinde aklına ilk damme geliyor. Yani damme tamam var ama damme o türün sadece bir tanesi. Yani bir alamet sadece. Onun haricinde bakın yine alametler var. Yani konu birinci sütuna giriyorsa şu alametlerin hepsiyle girebilir. Yani bu eklerden herhangi birisini almış olabilir. Tabii ne olduğu önemli. Tekil mi, ikil mi, çoğul mu, o önemli. Sizin naibi fail olarak kullandığınız kelime arkadaşlar. Olur da tekil ve cem teksil olursa son kısmına damm. Olur da ikil olursa sonuna elifin olacak. Çünkü yeğenunu 2 ve 3'e kullanıyor. Cem zekâr salim olursa sonuna vavunu alacak. Cem eyne salim olursa cem eyne salimin de irabı hareketleri unutmayın. O da damm olacak. Olur da Esma-i Hamse'den bir kelime kullanırsanız, Esma-i Hamse'den bir kelime kullandığınızda sonuna vav harfi almış olması lazım. Naif fail olarak kullandığınız kelimenin. Örneklere bakalım. Bakın, ürsile kelimesinden sonraki kelimelerin tamamı naif fail. Bakın, ürsile racül, adam gönderildi, müfret kelime damı almış. Ürsile racülani, iki kelime bakın elifini almış. Ben bunun, bakın ikilin harekesine zerre kadar bakmam, beni zerre kadar ilgilendirmez. Ben ikilin harfine bakarım. Cem-i Tekir Salim'in harfine bakarım. Ürsilet el-Nubut, bu kelime Cem-i Teksir, bak Cem-i Teksir damla almış. Ürsilet el-Talibatü demiş, Talibatü yine Cem-i Salim yine damla almış. Harekeyle ilave edilen, dambesini almış, harfiyle ilave edilen de yani harf olarak alması gereken harfi almış nihayetinde. Bakın devam ediyor daha, bir sonraki sayfa. Burası Cem-i Tekir Salim vavunu almış, burası Esma-i Hamse bakın. Ürsile Ebu Ker demiş, bakın vav var. Birinci sütuna Esma-i Hamse'de vav kullanıyorduk. Ürsile Mustafa demiş, burada da maksur bir isim kullanılmış. Naib-i fail ne olabilir? Bir de konuyla alakalı elbette ki bunu bilmek lazım. Naib-i fail bizim karşımıza nasıl çıkabilir? Fail nasıl çıkıyorsa o da aynı çıkar. Fail nasıl çıkıyordu? Önce faili göstereyim. Kısaca fail şöyle olabilir. Mesela Ali Gün Ebabu mesela. Nasartü ebabu mesela. Nasara ebabu mesela. Cümleye bakın. Bu şu an nasara nasara dediklerim malum fiil. Malum fiilin faili olur. Meçhul fiilin naib faili olur. Bak nasaradan sonraki Ali kelimesi açıktan kullanılmış bir faildir. Zahir fail bir. Eğer böyle bir şey olsa kelimenin sonunda umutlasın mefuzami dediğim harflerden birisi birleşmiş onlar fail olmuş olabilir değil mi? Mesela tesniyeli cemaatler falan. Burada bakın tür fail. Bir sonrakinde de, en sonrakinde de açıktan fail olabilecek bir şey gelemez. Çünkü fail olsa bu ebu kelimesi vav olurdu. Ref fail olsaydı. Yani sonrasında açıktan fail de yok, harf de birleşmemiş. O zaman bunun faili nedir? Bunun faili gizli güvenilir. Faiden karşıma nasıl çıkabiliyormuş? 1. Zahir fail. 2. Harfin birleşmesi. 3. Gizli. Aynısı naib fail için geçerli. Siz şimdi yapayım mesela. Şuradaki nesarayı nusira yapar, meçhul yaparsanız buradaki Ali kelimesi dönüşür naib fail olur. Burada da yani aynı. Nusir tü yaparsanız buradaki tü naib fail olur. Burayı nusira yaparsanız bunun gizli naib fail olur. Gizli naib fail gibi. Yani konu fail de dediğim gibi birebir aynı. Fail nasıl üç şekilde geliyorsa bu konuda aynı üç şekilde bunu karşımıza çıkaracağız. Birincisi, naib fail nasıl gelir? Zahir bir isim olabilir. Bakın, yüstahdemin hasuk diyor, bilgisayar kullanılmaktadır. Açıktan gelmiş zahir bir isim var. Hasuk kelimesi buradan naib fail. Öhtür ile ihtifal kebir, büyük bir kutlama yapılır diyor. İhtifal naib fail, açıktan zahir bir isim. Zahir dediğim zamir olmayan demek. Yüzrav gamhu diyor, filbustan el gamhu kelimesi naib fail. Tuhtav şecera demiş, şecera naib fail açıktan kullanmış kelime. Bir açıktan gelebilir, yani zahir bir isim olabilir. İkincisi arkadaşlar, mutbasın merfu bir zamir ki onlar hangileriydi buraya yazdım tekrardan bir daha. Tesniye elifi, cemaat vavu, nunis ve fail olan tehtitü, fail olan nam muhataba yazdır.
Bunlar fiilin, normal, malum fiilin sonuna birleşince o harfler fail oluyordu. Ama meçhul fiilin sonuna birleşince naib fail olacaktır. Bakın, şuhitte tenaib fail, duribtü tünaib fail olarak kullanmış. O zaman demek ki ikincisi bir harf naib fail olabilir. Üçüncüsü gizli bir naib fail olabilir. Mesela bakın, Elisaletü Tüktebü demiş. Tüktebü'nün sonrasında bir defa kelime bile yok. Tüktebü'nün gizli naib faili var. Gizli naib faili nedir? Gizli naib faili şudur arkadaşlar. Fiili çekin nereye denk geliyorsa gizli naib faili odur. Bakın yüktebü, yüktebani, yüktebuni, tüktebü şuraya denk geliyor. Tüktebü hiyenin olduğu yeri olduğu için, hiyeye denk geldiği için tüktebü, hiyenin altında, tüktebünün altında gizli bir hiye var. O hiye orada naib faili etti. Üç. Açıktan gelebilir. Muttasıl meşbu bir zamir olabilir. Gizli gelebilir. Dört. Müevver bir naslar faili naib faili olabilir. Müevver naslar dediğimiz, daha konuyu görmedik. Enne levma keyden oluşan naslar harfleri var ki siz enne ile daha fazla muhatap olursunuz. Enne bir yapı varsa devamında meçhul fiilin, o enne bir yapı komple naib faili oluyor. Ne demiş? Ulime enne zeyden nacihun diyor. Zeyd'in başarılı olduğu bilindi. Demiş şu enne bir yapı komple naib faili. Ve beş. Beş. Müteatif fiillerde metillerini harice vasıtasıyla alanlar meçhule çevirdiklerinde naib faillerinde harice vasıtasıyla alacaklardır. Bakın mesela diyelim ki selleme hep harfi cerle naib failini alır mef'ulünü. Siz sellemeyi süllime yapsanız bunu atacaksınız. Bu devamındaki harfi cer mecrura hiç dokunmuyorsunuz. Aynen o tarafa yazıyorsunuz. Yani süllime ala Ayşe, Ayşe'ye selam veriyor. Burada müteaddi falan lazım daha görmediğimiz için şunu tutun aklınızda işteyse, şunu bilin işteyse siz fiili meçhule çevirdiniz. Oradaki mef'ul faili attınız. Devamında eğer harfi cer mecrur bakın, zarf mecrur diye bir şey varsa asla cümleye dokunmayın, bırakın öylece kalsın. Devamı o mef'ul olan kısmı neyle almışsa aynı o şekilde o cümle devam edecektir. Mesela bir tane örnek göstereyim bakın. İstemeyen harfi cer'i iladır mesela. Yani istemeyen mef'ulünü ilayla alır. Cümle şöyle bakın. İstemeyen Zeyd'in ilel mizah vesaire diyor. Akşamleyin radyo yayını dinledi Zeyd. İstemeyi meçhule çevirseniz üstümeye olur. Zeyd'i çıkarın devamında harfi cer var ya hiç dokunmuyorsunuz. Bırakın öylece kalsın. Fail attıktan sonra devamında harfi cer, devamında zarf varsa bırakın öylece kalsın. Hiç müdahale etmiyorsunuz. Ben size 5 tane yapı gösterdim. Naib fail ne olabilir? Naib fail zahir bir isim olabilir. Bir. Naib fail, muttasıl merfuz bir zamir olabilir. İki, gizli gelebilir. Üç, enneli bir yapı olabilir. Enneli yapı işteyse bunu aklınıza tutalım. Bunu bilelim işteyse enneli bir yapı olabilir. Dört, bir de mef'ulünü harficeyle alanlar, naib fiil meçhule çevirdiğinde naib failini de harficeyle almış olacaklar. Bir de beş, bunu unutmayın. Bu şekilde karşımıza çıkmış olabilir. Naib fail bunlardan birisi olabilir arkadaşlar. Naib fail ile alakalı İki tane kural göstereyim. Aslında derse başlarken söyledim. Naib failin hükmü sıralama, müennesik, müennesik sayı açısından bilmem ne fail gibidir. Çünkü failin vekili. Bir, o zaman eğer böyle bir durum varsa fail onun bir fiille naib fiil arasında müzekkerlik, müennesik bakımından uyum bulunmak zorunda. Bakın, uylice meridü naib fail müennes, müzekker. Bakın, uylicetil merida tü dersiniz. Naib fail müennes çünkü. Birinci maddemiz bu, birinci göstereceğim. İki, biraz önce söyledim aslında. Lazım fiillerde meçhul yapılmaz. Örneğin 5. baptan gelen fiiller, yümanisi, favori olanlar, lazım olduklarında, lazım oldukları için meçhulleri yapılmaz. Yapılacaksa da harbicer vasıtasıyla yapılır demiş. Biraz önce söylediğim şey, yani siz şeyi attınız, faili, devamında zarf mecbur, harbicer mecbur varsa hiçbir şekilde oraya müdahale etmiyorsunuz arkadaşlar. Bu son derece önemli. Konuyu özetleyeyim, bitirelim o zaman. Aslında özetlemeye gerek de yok. Eğer fail biliyorsanız, bilecek yani ayrıca hiçbir şey söylemeye gerek yok. Bu konu birebir failin vekili. Öyle olunca ne olur? Fiil ile fail arasında nasıl müzekkerlik mühendislik uyumu varsa, meçhul fiil ile fiil arasında müzekkerlik mühendislik uyumu varsa uyumu yok. Bir, iki, fail, naib fail benim karşıma beş şekilde çıkıyor. Biraz önce söyledim, daha uzatmayayım. Bir de bunu unutmayın, bakın asla unutmayın. Siz fiil meçhule çevirdiğinizde devamında harfi cer mecrur, zarf mecrur varsa dokunmayın, böylece kalsın. Eğer tutar harekeyi damme falan yapmaya çalışırsanız hata yaparsınız. Buraya dokunulmuyor, orada aynen öylece kalacak. Bir de bunu unutmayın.
fiilin meçhule çevirmesini gösterdik. Bir orayı bilmeniz lazım. Bir de biraz önce gösterdiğim naif faillerle alakalı durumları biliyormanız lazım. Alıştırmalarda bu kuralları dönüp defaatle tekrar göstereceğim. Konu son derece kolay. Yeter ki orada gösterdiğim kuralları bilin. Biz bir sonraki ders alıştırma çözümlerinde tablosunda buluşacağız. Tablolarımızı, tablosunu göstereceğiz. Bir sonraki ders görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.